Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugun sizning e'tiboringizga yong'in xavfsizligi maxsus tadbirimiz tashkil etilyapti. Bu seminar trening desa ham bo'ladi. Bu bo'yicha korxonalardan maxsus odamlar chaqirtirganmiz. Favqulodda vaziyatlar Qibray tuman bo'limining boshliq o'rinbosari Dusan Abjabar akamiz kelgan. Shu Abjabar akamiz bilan bugun sizlar bilan yong'in xavfsizligi, uni oldini olish chora-tadbirlari, yong'in xavfsizligi o't o'chirish vositalari va boshqa xususlarda siz bilan gaplashamiz. Har kimda qiziqarli savollar juda ko'p bo'ladi. Bu soha bo'yicha marhamat savollarni berib, dars oxirida har qanday ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Hurmat bilan so'zni hozir shu mutaxassisimiz Abjabar akaga beramiz. Bir qancha tadbirlarni Abjabar aka tashkil qilyapti bizga. Shuning uchun e'tiborli bo'lib, diqqat bilan e'tiborlaringizni qaratasiz. Bu birgalikda bo'layotgan tadbirimiz Toshkent davlat agrar universiteti fuqaro va mehnat muhofazasi bo'limi muhandislarimiz ham bor. Mana birgalikda tashkil qilyapmiz. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad korxonalardan mutaxassislarni chaqirtirib, bevosita bo'layotgan yangiliklar, yong'in xavfsizligi bo'yicha tashkil etilayotgan yangi tadbirlar, mana yaqinda yong'in xavfsizligi oyliklarini ham mana o'tkazib oldik omon esongina. Yong'in xavfsizligi oyligi is gazdan muvozanlanish va boshqa tadbirlarni o'tkazib oldik. Mana bugungi tadbirimiz shuning bir ajoyib bir mazmunga ega bo'lgan bugun suhbatimiz davom etadi. Sizni hurmat bilan Abjabar aka beraman. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar. Xo'sh. Hozir ismim Abjabar familiyam do'stam. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariman. Sizlar bilan bir marta emas, albatta bo'lsam 2-3 martadan kimlar bilan uchrashganmiz. Masalan, o'quv muassasasida bo'lgan katta tadbirlarda ham, boshqa yig'ilishlarda. Bu yerda endi mavzularingiz o'sha yong'in xavfsizligi, o'sha favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishi, undagi harakatlar. Deylik, oddiy avvalambor o'sha yong'in yoki favqulodda vaziyat tushunchasiga qisqacha to'xtalib olgan bo'lsak, sizlarga o'tgan bo'lishi kerak. O'sha dars davomida yoki seminarlar davomida favqulodda vaziyatlarni o'zi nechta turi bor degan bundagi birinchi to'xtalib oladi. Kim biladi? Endi adashmasam shu savol javob tariqasida o'tirsak, esda qoladi deb o'ylayman. Faqat men gapirganimdan bor. Bular keyinroq o'tadi. Ay, bo'lmasa o'zim natijani yetib kelaman. Hop, favqulodda vaziyat tushunchasida aytaylik, uchta turga bo'ladi. Tabiiy ustidagi favqulodda vaziyat, texnologiya ustidagi favqulodda vaziyat va ekologiya ustidagi favqulodda vaziyat. Uchinchi bo'ladi. Endi aytaylik, yong'in qaysi turdagi favqulodda vaziyatga kiritsak bo'ladi? Tabiiy tabiiy tusdagi yong'inlar ham hozir bo'ladi. O'rmonlarda yoki boshqa joylarda yoki o'zi asosiy eng ko'p uchraydigan yong'inlardan bittasi texnologiya tusdagi favqulodda vaziyat. Inson omili yoki bo'lmasa bir o'sha yong'in xavfsizlik qoidalarining buzilishi natijasida sodir bo'lgan yong'inlar deb aytsak bo'ladi. Xo'sh, yong'in tushunchasiga kim biladi? Nima? Yong'in o'sha jumla dedik, unga ham ta'rif beriladi. Yong'in qanaqa? Misol uchun aytaylik, mana bu yerda turibdi, pastda kimdir olov yoqyaptida, qattiq yonyapti yoki bo'lmasa qazon yoqyapti, ham yong'in kiradimi yoki yo'qmi? Kiradi. U ekologiyaga ta'sir masalan. Bu narsani to'g'ri tushunib olaylikda, o'zi mana shu tushunchani agar hamma biladigan bo'lsa, yong'in tushunchasiga uje fahmlab yerda bo'lsa anglab yetadi. Aytaylik, yong'in odamlarni hayoti va sog'lig'iga, yuridik va jismoniy shaxslar mol-mulkiga, shuningdek atrof tabiiy muhitga zarar yetkazib, oxirdagi jumlaga ahamiyat beramiz, zarar yetkazib, nazorat qilib bo'lmaydigan yonishga yong'in deyiladi. Nazorat qilib bo'lmaydi. Bu aytganimizdek, boyagi nazoratdan chiqib ketadigan yong'inlarga aytsak bo'ladi. Yong'in misol uchun bunaqa siz aytganda bo'ladigan bo'lsa, o'choq tagidagi yong'inda yong'in kirib ketaverish kerak yoki bo'lmasa boshqa turdagi katta yong'in uyda yoki bo'lmasa kimdir bilib bilmay musor yoqadi yoki boshqa bo'ladi. Lekin o'shani yonida aytaylik, hatto qozon supayotgan boshqalar o'chirish uchun maxsus vositalar suv yoki shunga hukm masalan ta'minlab qo'yilgan bo'lsa yong'inga kirmaydi.
agar o'tgan natijasi nazoratdan chiqib ketib, qaysi bir jismga yoki bo'lmasa moddaga o'tib, yong'in kattalashib, o'ylagandan kontrolga o'tkazilgan bo'lsa, yong'in ta'sir ko'rsatadi. Mana shu narsalarni ajratib bilib olishimiz kerak. Demak, sizlarga bu yong'in xavfsizligi kerakmi yoki yo'qmi degan savolga har qanday sohada yong'in xavfsizligi kerak. Xudo xolasa, mana shu oliy o'quv yurtini bitirgandan keyin har qanday korxona tashkilotiga borib, o'sha o'z mutaxassisligingiz bo'yicha ishlaysizlar, to'g'rimi? Ishlagandan keyin o'sha birlamchi, o'sha yoki bo'lmasa ishga jarayonida texnika xavfsizligi yoki bo'lmasa o'sha mehnat muhofazasi bo'yicha yo'riqnomaga o'tasizlar, to'g'rimi? Hamma qo'l qo'yadi. Bu yerda faqat yong'in xavfsizligi emas, ichki ketadi o'sha sanoatda mehnat muhofazasi qoidalari, ish jarayonida ketadigan har xil o'sha mehnat muhofazasi bo'yicha qoidalar. Bu yerda keladigan bo'lsangiz, o'shanda qo'l qo'ygandan keyin sizlar o'zingizga biriktirilgan hududda yoki bo'lmasa o'sha bo'lim deymizmi, yoki biron bir laboratoriya yoki bo'lmasa xona yoki bo'lmasa biron post yoki bo'lmasa siz qaysi bir joyda bo'lim boshlig'i yoki boshqa biriktirgan. O'sha joyga siz to'g'ridan-to'g'ri yong'in xavfsizligi bo'yicha javobgar shaxs hisoblanasiz buyruq asosida. Agar birinchi rahbar bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha yong'in xavfsizligi to'g'risida qonunni ham belgilab o'tilgan, sizga to'g'ridan-to'g'ri o'sha yong'in xavfsizligi bo'yicha javobgar etib tayinlanasiz. Yo'qmasa hisoblanasiz. Shuning uchun bu narsa bo'yicha hamma bilishi kerak deb o'ylayman. Oddiygina aytaylik, yong'in sodir bo'lgan paytda nafaqat o'sha javobgar bo'lmagan taqdirda ham fuqarolik bo'lish sifatida ham yong'in sodir bo'lgan paytda nechta raqamga telefon qilishimizdan qanday xatti-harakatlarni amalga oshirishimiz kerak bo'lishini ham bilishimiz kerak. Aytaylik, yong'in sodir bo'lgan paytda nechta raqamga telefon qilamiz? 110. Yana misol uchun o'sha 2019 yil 10 apreldagi prezidentimizning qarori bor. Prezident farmoni bilan Vazirlar Mahkamasining qarori bor. 57.6 sonli farmon, 47.6 sonli Vazirlar Mahkamasining qarori. Bu qaror asosida oldingi, misol uchun Ichki ishlar vazirligi tasarrufidagi qarashli yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazilgan. Undan keyin hozirgi kunda nafaqat 101 raqam Favqulodda vaziyatlar vazirligining ham maxsus o'sha qisqa raqam bor. Qanaqa raqam? Kim biladi? Men sizlardan so'rayman, kim biladi o'sha? Hozirgi o'zidan misol uchun o'ylanib yoki bo'lmasa bir ikkilanib aytyapsizlar, ertaga sarosima paytida yoki panika paytida ham esingizdan chiqib ketib qoladi. Mana shunday holat bo'lganki, bitta joyga yong'inga borganman, bitta ayol kishinaqa baqir chaqirib tantashib qoldi. Endi undan bilasizlar, yong'in sodir bo'lgandan keyin o'zini aybi bilan bo'lgandan keyin undan tegishlicha xat hujjatlar rasmiylashtirilib, tergov qator surishtirib olib boriladi. Misol uchun o'shani olib borish jarayonida menga aytolmanki, xo'sh, nimaga ertaroq chaqirmadingiz yoki bo'lmasa tushuntirish xati yozib bering deydigan bo'lsa, man sizlarni 20 marta chaqirdim, hech kelmayapsizlar. Sizlar telefonni ko'tarmaysizlar yoki bo'shatmaysizlar. Endi hamma odamlarni oldida mayli indamadi, hamma o'tgandan keyin daqiqa necha raqamga telefon qildingiz? Mana necha marta qildik, bo'lishi mumkin emas 20 marta qildik. Mana 20 marta, shunday qaraganda 20 marta telefon qilgan. Lekin 01 raqamga kelgan. Yosh qattaroq ayol oldin bilasizlar, nima bo'lgan? 01. 01, 02, 03, 04. Hozirgi kunda 101, 102, 103, 104. Shuning uchun o'sha panika yoki bo'lmasa o'sha sarosima paytida odamni esidan chiqib ketishi mumkin. Voyaga yetganda mavzuga qaytadigan bo'lsak, ish ko'chada ketayotganingizda ham yoki bo'lmasa ish jarayonida ham sizni fuqarolik burchingiz hisoblanadi. Birinchi o'chirda o'sha xabar berish. Xabar berish, o'sha xabar berishni ham o'zini ta'rifi bor. Hammalaringiz o'sha internetga Google kirib, voyaga Lexus'ni ochib ko'rishlaringiz mumkin. Yong'in xavfsizligi bo'yicha to'g'risidagi qonun 2009 yilda imzolangan. O'sha tartib ketib o'tirgan. Qanday xabar berish kerak? Kimga xabar berish kerak? Qanday o'zini tanishtirish kerak? Iloji boricha men sizlarga shuni ham so'ramoqchi bo'lardimki, o'sha chaqirilayotgan manzilni arendador bilan ko'proq aytish kerak. Agar shu narsani arendador bilan to'g'ridan-to'g'ri aytsangiz, kimdir hayotini yoki mol-mulkini ertaroq qutqarib qo'yganga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keyin xabar berilgandan keyin sizni voyaga yetkazib mehnat muhofazasi. Sizlarning burchlaringiz bo'ladi. Faqatgina bir xil odamlar borda, o'zini o'qqa ham, cho'qqa ham, o'zini qo'lidan kelsa ham, kelmasa ham yong'in ichiga uraveradi. Unaqa bo'lish kerak emas. Bekorga aytilmaydi.
misol uchun siz yong'in xavfsizligi bo'yicha javobgar odam bo'lgan taqdiringizda ham faqatgina mehnat muhofazasiga tubdalab bo'lmaydigan narsaga sizlar kirishlaringiz kerak emas. Aytaylik, yong'in ichiga yonyapti, ichkariga men kirib chiqa olaman, men uddaburonman yoki men chaqqonman deb kirib ketib, agar u yerda qolib ketishingiz bor, nechta odamlar, nechta yong'inlar ko'ramiz, uy ichida pul saqlab qo'ygan, tillasi qolib ketgan, boshqa bo'lgan o'sha kirib ketadi. Endi bola chaqasi yoki boshqasi qolib ketgan bo'lsa, u mayli, endi kimdir jon talvasasida bolasini o'ylab kirib ketgan boshqa. Lekin mol mulkni o'ylab ham kirib ketadiganlar qayt chiqmaganlar nechta? Juda ko'p. Eshitgan ham bo'lsa kerak, yoki kimdir guvohi bo'lgandir. Iloyim bu narsa bo'yicha bir salbiy oqibatga olib kelgan darajasini ko'rmanglar, lekin shunaqa paytlar uchragan demoqchiman. Shuning uchun bu narsani birinchi navbatda o'zlaringiz bilishlaringiz kerak. Aytaylik, yong'in bu kelib chiqishining sabablariga yo'l qo'ymaslik lozim. Har qanday yong'in qarshiligi qoidalariga rioya qilishimiz kerak. O'sha yong'in kelib chiqadigan bo'lsa, sizga birovning narsasi kuymaydi. Yoki bizning narsamiz kuymaydi yoki boshqasining. Hamma o'sha javobgarlik yoki bo'lmasa ziyon, moddiy ziyon yoki ma'naviy ziyon o'zingizga yetib keladi. Yoki uyingizda, yoki ishxonangizda, yoki boshqa yerda. Shuning uchun bu narsani bilish hech qachon hayotda adashmasam ziyon qilmaydi, ziyon qilmaydi shu paytgacha. Aytaylik, o'sha xabar berib bo'lgandan keyin ichkaridan odam qutqarish iloji bo'ladigan bo'lsa, ichkaridan qutqarish ishlarini amalga oshirishimiz. Keyin birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, u bo'yicha ham dars o'tasizlar, to'g'rimiz? Birinchi tibbiy yordamimiz, birinchi yordam ko'rsatish. Endi tibbiy yordamni ko'rsata olmaymiz. Tibbiyot xodimlarimiz birinchi yordam, birinchi yordamda aytaylik, voya qon ketishini to'xtatish, voya agar qushidan ketgan bo'lsa suniy nafas berish, o'sha bekorga hamma ishxonada yoki bo'lmasa mashinalarda aptechka bo'lmaydi, aptechkadagi spirti, paxtasi, voya aytganimizdek qon ketadigan bo'lsa nima qilishimiz kerak? Qon to'xtatib, buni ham tartibi bor, to'g'rimi? Qon ketgan paytda qanday to'xtatishimiz kerak? Bolishlar, qonishi. Ya'ni shubit bilan tishish kerak, xo'p? Jarohatlangan tepadan. Tepadan shubit bilan. Xo'p, yana bitta bu yerda anasi bor. Nima deydi? Azgina chalg'itadigan joyi bo'ladi, aytmoqchi bo'lganim, o'sha qon ketishni to'xtatish kerak. Ko'p odam mashinasiga ahamiyat bermaydi. Tartibini aytib bersangiz, to'g'ri, boylash kerak. Qattiqroq boylab, qon ketishini oldini olish, yana har 15 minut yechib, yana boylash. Voya yetganimizdek vaqtini yozib qo'yishingizda qo'yish kerak, vaqtini yozib qo'yish kerak. Bilasizlar, juda ham ko'p voylab turishi o'sha qon aylanmasdan qo'ldi voya yetganimizdek yuz kesish yoki bo'lmasa bir nima qilishgacha olib keladi. Bu yog'in tibbiyot sohasida men chuqurlashtirgan tartib tushunmayman, lekin imini bilamiz, hamma bilish kerak. O'sha qon ketishni to'xtatgan paytda agar uzoq joylar yoki bo'lsa chekka hudud 1 soat 2 soat cho'zilib ketishi mumkin. Bir xil joylar, misol uchun qolib ketishi yoki xabar bera olmay qolishingiz, shu paytlar oldini olish maqsadida obязательно o'sha qon to'xtatgan vaqtni nazorat qilib belgilab qo'yishingiz kerak. И voyaga yetganimizdek o'sha olib chiqqandan keyin yong'in o'chirishni tashkillashtirish faqatgina mehnat muhofazasi qoidalariga, shaxsiy xavfsizlikka rioya qilgan holatda yong'in o'chirish. Bekorga aytilmaydi, har bitta portlovchi tashkilotda yong'in xavfsizligi bo'yicha tekshiruv o'tkazilmaydi. Yoki bo'lmasa o'sha birlamchi yong'in o'chirish vositalarini sozligi yoki bo'lmasa uni tayyor shay holatda turishi tekshirilmaydi. И xodimlarni bilishi shu narsa borki, hamma bilishi kerak, endi bu qo'rqitish yoki boshqa narsa emas. Yong'in xavfsizligi oddiy xodim bo'lgan taqdirda ham sizni agar o'sha xodimlar yo'riqnoma o'tkazgan bo'ladigan bo'lsa, yo'lchi boyaga aytganda qo'l qo'yib yo'riqnoma o'tasiz, o'tib kelgandan keyin men tekshirishga borganim yo'q, men kimni tekshirishga borish jarayonida siz oddiygina yong'in xavfsizligi qoidalarini bilmasligingiz, aytaylik, telefon raqamini bilmasligingiz. Agar siz birlamchi yong'in o'chirish vositasidan foydalanasiz, bilmasligingiz ketib ketaveradi, o'zingiz bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Shularni bilmasangiz ham sizga nisbatan o'sha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 211 moddasining birinchi qismi bilan nazarda tutilgan ma'muriy javobgarlikka tortishga sabab bo'ladi. Men bunaqa qildim, men bunaqa qildim emas, qonunda ko'rsatilgan shu narsa. Oddiygina aytib o'tilgan, misol uchun o'zingizning uyingizda shaxsiy mulkingiz yoki tadbirkorlik subyektimisiz,
o'zingiz tadbirkorlik subyektida ham o'zingizni rioya qilmaslik natijasida sodir bo'lgan yong'inga ham o'zingiz zarar ko'rasiz. Bu to'g'rimi? Lekin shunga nisbatan ham davlat tomonidan chora ko'rilish nazarda tutilgan. Bu chora nima uchun? Kimdir hayot va sog'lig'iga o'sha yerda ishlayotgan xodimlarga ziyon yetishi mumkin. Yoki bo'lmasa sizni sodir bo'lgan yong'in natijasida kimgadir yong'in o'chib ketishi yoki boshqa hududga yoki boshqa. Buni kriteriylar bu sanab o'tishga. Shuning uchun aytaylik, bu narsaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi hayotda ham. O'tgan yildan boshlab internet tarmoqlarida eshitgan bo'lsangiz kerak, 2023-yilning 29-iyul kuni o'sha Farg'ona viloyatida sodir bo'lgan yong'in natijasida qolibdi. Qolib kim bor Farg'onadan? Bozor bo'ldi. Ya'ni bozor boshqarasi Andijonda bozor yondi yaqindan bo'ldi. Uni oldi Farg'onada yondi. Bizdan ishlar yong'in bozorlar yonmoqda. Hech ko'rmaganmisizlar? Misol uchun internetda bir YouTube'da mı görüşlerinizde bunu veremem. Açık görseydir, hoş. Hoş'a Farkan'ın bu yazıda 29-3 yüzyılın neden? Kokkabatlı uyudu, pazar kısmında Taşkezli'nin karaoke kulübü kafede yoğunluğu sordu bugün. Yoğunluğu sordu bugün neticesinde şöyle bir neçesi koranı. 6-7 kişinin koranı olanla uçuşu ve 6-7 kişinin boya geçkendisi reanimasyon geçişi gibi neticesinde alıp shuning natijasida bu o'sha prezidentimizning 2-avgust kuni 125-chi sonli farmoni chiqdi. 4-avgust kuni esa bo'yaganimizdek 332 sonli Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Bu qarorga nimalar belgilab berilgan? Bu qarorda hozirgi va sizlarga o'xshagan oliy ta'lim muassasalari, maktab, darajali o'sha bog'chalarda ham yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi kimdir eshitgan bo'lsa kerak, televizorlarda ham rasa olmoqda, ijtimoiy tarmoqlarda. Shu tartibda ko'p profilaktik tadbirlar olib boriladi. Xuddi hozir o'tganimizdek, sizlar bilan tushuntirish va tarif oddiy elementar narsalarni bilish. Aslida aytmayman, mana qoida qanaqa bo'lishi kerak, mana qanaqa bo'lishi kerak, ana qaror qachon chiqqan, nima qilib, u qarorni hammasi ichida bitta narsa, sizlarni o'sha hayotga tayyorlash va o'sha narsaga rioya qilish yoki bo'lmasa kelib chiqishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatni oldini olish. Faqat shu. Bilamiz, sodir bo'lgan favqulodda vaziyatni bartaraf etgandan keyin ko'ra uni oldini olganimiz ma'qul deb o'ylayman. Oldini olib, o'sha sodir bo'lmaslik choralarini ko'rish. To'g'ri? Men endi gapirganim bu savol beringlar qiziqtirgan hayotda qanaqadir bir tushunmovchiliklarmi? Qalbimizda savollar bo'lsa, marhamat. Bizning shu savol-javob tarqasini yaxshi tasdiqlaydi. Marhamat. Qanday savollar bor? Hozir aytgan narsalarning qaysi birini oldingi kelgan paytdan qaytargan bo'lishi mumkin? Shuncha aytmoqchi bo'lganim, o'zlaringiz qiziqtirgan savollar bersangiz, men aytmoqchi bo'lardim, shu narsaga ko'proq javob berish kerak. Mana chuqurlashtirgan tarzda boshqa narsalarni ham aytish mumkin sizlarga, lekin sizlarga asosiy kerak bo'ladigan narsa mana shu aytgan narsalardan iborat bo'ladi. Bundan keyingilar endi o'zingizga rahmat. Bo'lmasin. O'sha loqasiga o'sha chora tadbirlarini bilish maqsadida o'sha birlamchi o'sha xavfsizlikni oldini olish uchun o'sha tadbirlarni o'rganish iloji bormi? Amalda ko'rsatib qanday foydalanish o'sha asboblar bilan masalan ish joylarda bo'ladi endi. O'sha tayyorlik masalan aptechnikani o'chirish uchun moslamani bo'ladi. Kesin hozir ko'rsatamiz. O'shalarni amalda ko'rish iloji bormi? Bari ko'rsatib bilardim bilmaydi. O'tgan safar ham adashmasam, men tadbir hozirgina faqat dars hisobida o'tkazilganligi uchun amaliy tartibda yo'q. Hali ko'p kelamiz. Xolasidan hozirdan ko'rsatib berish ilojimiz bor. O'sha birlamchi yong'in o'chirish bosqichi foydalanishdi. Ichki yong'in o'chirish jumlaklari kimlardir aytishi mumkin? Misol uchun mana shu izdaniyada binodagi ichki yong'in o'chirish jumlaklari bor, to'g'rimi? Nima ekan bilasizmi? Ichki yong'in o'chirish jumlagiga boya kirishda qizil shkapcha, 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 trening. Uni biz uchun masalan nasi bo'ladi? U sizlar uchun mo'ljallangan narsa. Agar tushunamiz sizlar uchun mo'ljallangan narsa. Tashqaridagi qum, tigiz, o'sha yong'in o'chirish qalqonlari hamma narsa ular sizlar uchun hamma. Yong'in o'chiruvchilar faqatgina kelgan paytda sizdagi o'sha
su manbası, yağmur uçuruşu mücellenge su manbası faydalar. Ne demek ki? Bu nasıl gerek halkaydan? Ne demek ki? Yağmur uçuruş avtomobildeki su, tola, misal olsun 2 tonlar, 4 tonlar, 2 ton 350 litre mi? Bola, misal olsun. Maşinanın gabaritiyle, kontekstiyle yıkarak. Bu şey su yitse, 3 minit, 4 minit. Eğer 2'de 3'de destekten verilirken olsa, 1-2 minit yiyen gider. Tez tüküm kalır. Şüphelde adamlar kopu su sikir diyeceğim. Buraya getirdiğimde fakat su manbası gidiren yok yok su havuzdan faydalan. Kogen nasıl? Kanası sizler için. Sizler olsa destek kolatı faydalı servis gelir. Etili yağmur için cümleye gidelim. Ben gittim yağmur sağlık oldu mu? Olup gelip bir yemeğe uçuşlar. Böyle servis gelir. Böyle yaptı yağmur uçuş noktalar. Ergin üçüldü mü? Ergin üçüldü. Ergin üçüldü. Etili. Hop. Ben gittim. Ben bir yanık geldim. Tam kere oldu da, ben bu monitör buraya getirdiğimizde yuvarlık bir kanı mı çözdü? Kabul soğuk değil. Ha? Kabul soğuk değil. Kabul soğuk ama yazsınız, yuvarlık bir. Şif. Siz şifte başkan atıyız var mı? Yok. Mehmet muhafazası şuna gir çıkardı. Hı? Sonra şuna gir çıkardı. Yani kanı götürdüm sonra. Bana takı karakter tamam. Su sebebi bir şeyimiz yok. Yok. Taşkarda turgen, taşkarda bu eğitim, yağmur uçuş cümleğini, içki yağmur uçuş cümleğini aldı da biraz da yine bir de kişisinde olsun olur, ayrı şu tarafı. Uçak uçuş mu kum? Ne demek ki? Etiler, ayrıkenden umutsuzlar, demez ki şu oylegen fikriyizde ahir izleyip kızıyız. Doğru mu? Açılade vasıta değil mi? Açılade vasıta oylegen. Yağmur bu gerçi uçur, 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 Topke, uçuruşu mümkün mü? Mümkün, mümkün. Ana ki? Sıda kopyge var, çünkü topik ne bu? Kopyge topik mi? Tamam. Kıkırma. Yemez tükün mü? Kıkırma. Ya kopyge varsa, kopyge bile kıkırma kerezin fark var. Şunu için etmek zorunda gelin. Çikayda turgen. Harası yazı oladı. En bedo kopyge de paraş koyu. Demli degen, nasıl var? Rusça deyen, hem kop oran bilse gerek. Rusbekçesi kendine kem yazılı olalım. Şimdi aslında akamiyatını acilatı olsa bile yakışık olalım. Yeterlik, elektro torku dergi, 220, yok ki kayısı dur. Minimum hırtlar geçirdiğin elektro torku dergi, sadır bugün yağmında, yeterlik, ben bu taşkarda turgen, bilirim ki yağmının için vasıtası, bu şey kükünlüğü. Paraşka oydu ileride, Rusçası. Kükünlüğü de, uçuş mümkün. U, bilhassa torku kızmıydı. Fasiyenin içinden onu yokuşturken nerede çıkardı, bu başka istersen var. Yönde kurçuk varadı, plombası var. Plombası uzunsa, o nasıl soplarını demek ki kimdir işletken bu ölçüm değil, yok başka. Bu bir mertler işletlerdi. Bir mert açken izledim ki bu oldu. Kayıta zararlarını bu plombada plombada ölçüyoruz. Etkinlik maşerette sağlık olsa, yan yakta uçuruş silahı yok. Eğer uçuruş silahı yok demişse, belki uçuruş gelirse. Doğru. Eğer bu rekorda sağlık olmadı, kabili yan yakta, hangi uçuruşsun? Tok utmaydıgan yog'och, yog'och boshqa narsadan tortib rezinkani sug'urish imkoniyati bor. Tok utmasdan. Olib turib, agnishni olib, agnishni 1 metr, 1.5 metr masofada to'g'ri o'sha imonda parash bo'yida uchish mumkin. Voyaga yetganda nima deydi? Pena. Pena deydi. Ko'pikli u mumkin emas. Nimagaki? Bilasiz, suv ko'pik nima bilan hosil bo'ladi? Suv ko'pik hosil qiluvchi modda bilan suvni aralashmasa geçtiğinde yazda sudan toparlanır. Hop, o şey edili, paraş, nümayet. Pemni, buraya geçeceğiz. Bunu kanata joylarda uçuramız. Kaysi yavrularda uçuramız. Kaysi kayıtlarda işaretli şekilde boncayla gelmiş. Pemni ayarlı var. Maçta yol ettiğin kayıtta işaretli. Kopyca koruyamız. Maçta yol ettiğin kayıtta. Ama gel, maçı. Uylarda sodir bo'lgan yong'inda su bilan o'chiradi-da mashinalarda faqat ko'pik-ko'pik turadi. Chunki mashinaga o'zida olib yurishadi. Qaysi? Yo'q, transport yong'inchi sotilmaydi bo'lganda ham biz faqat ko'pik o'chiramiz. Nima gap? Shu
savol berishni deb ko'rdim-da. Aytadida mana sochimiz yog'imga chiqqan paytda, nimaga ko'p bermayapsizlar? Nimaga ko'p suv o'chirmayapsizlar? Nimaga endi shunaqa savollar. Ko'p davlatda ko'pni o'chiradi, ko'p narsalar. Tamomlar. Rezina shunga o'xshash yo'lish tez bo'lgan narsalarga ko'p ishlatish mumkin. Lasiz ko'pik? Ko'pik. O'sha neft mahsulotlari. Lasiz transport vositasida benzin yoki bo'lmasa moy yoki shunga o'xshagan narsa hisob bor. Lasiz agar benzinga yoki bo'lmasa moy mahsulotiga suv sepadigan bo'lsangiz, u yog'i juda ham kuchli. Shuning uchun uni qanday holatda o'chirishimiz mumkin? Uni faqatgina havodan ajratib yog'ni solamiz. Bilasizlar, yog'ni uchursak degan narsa bor, kimya ko'chada kirayapsan. Uchta narsadan bittasi. Yog'ni uchursak degan o'sha yog'chi manba, yog'chi manba kislorod. Uchta narsadan bittasi bo'lmasa yog'ni bo'lmaydi. Oddiy misol, kinolarda aytilib, eshikni ochgan paytingizda yog'ni kattalashib, naborot tashqariga chiqib, havoga chiqadi. Ichkarida misol uchun yog'chi manba bor. Yonib bo'lgan o'sha yog'chi manba ham bor. Bu yerda nima bo'ladi? Kislorodni yeb bo'ladi, siqilib turadi. Tutunga o'xshab, agar eshik ochadigan bo'lsa, chiqib, burchakda o'zi kislorod ozgina sirib yonib turgan narsa, kattagi yonib sodir bo'ladi. Yechimi chaqnash. Chaqnash qanday sodir bo'ladi? Chaqnashdan qut tushiladi. Bu faqat laborator turib bo'ladi. Ichkarida gaz to'planadi. Gaz to'planadi. Eshik ochasiz, havo kiradi. Siz yoqasiz yoki bo'lmasa qaysi mayda ish qo'yib chiqasiz? Uchqun yondirish mumkin. Lekin chaqnash. Shunga o'xshagan narsa, mashinalarimiz ish kerak. Bu bu hozir aytganimizdek, o'sha kukunlik birlamchi yog'ni o'chirish vositasi mana bu joyda strelkasi bo'ladi. Strelkasiga qarab turib, soz nosozligini ko'rishimiz bo'ladi. Undan tashqari buning orqasida surov bo'ladi. Qaysi kundan qaysi kungacha mo'ljallangan. 1 yil muddatda qayta zaryadlanib, qayta texnik ko'rikdan o'tkazib turilishi kerak. Bakorga aytmadim, mana plomba turibdi. Plomba sug'urgan holatda endi ko'p turgan bo'lsa, masalan, mana bu chayqatib olish bu bir o'zingizga qulay tartibda olib turib bemalol uchirish bo'ladi. Hech qanday muammo joyi yo'q. Qo'rqish ham kerak yo'q, ichidan chang chiqadi bo'ldi. Boyagi penali ko'pkiligiga keladigan bo'lsak, transfer vositalarida faqat transfer vositalarga yoki neft mahsulotlari, zapravkalar, neft bazalar, boshqa joylarda kukunlik boyagi penali o'chiramiz. U yerga boyagi suvni o'zini sepadigan bo'lsak, yong'indan battar uchalib tarqalishga olib kelishi mumkin. Aholi yashash xonadonlariga endi katta yong'in bo'yi boshqa bo'lganda, uni oddiy misol suv bilan ham o'chirish mumkin. O'sha pena turgan joyga suv ham bo'ladi. Nimaiki uni moliyaviy taraflar ham o'zini-o'zi qoplamaydi, juda ham katta nimaga olib kelishi mumkin. Bilamiz, o'sha transport vositalarida ham, neft mahsulotlari safarining omborlarida ham, boshqa joylarda ham yong'in kamdan-kam holatda sodir bo'ladi. Eng ko'p sodir bo'ladigan yong'inlar bu aholi yashash joylarida. Aholi yashash joylarida nimaga bo'ladi? Endi bilamiz, respublika hududida qancha aholi yashash xonadoni bor. Tumanda aytilgan bo'lsa, 41 mingdan ko'p aholi yashash xonadoni bo'ladigan bo'lsa, uni hammasi davlat yong'in nazorati inspektori 4 ta 5 ta bo'ladigan bo'lsa, qayta ispekt qilamiz tekshirib. Agar kimgadir chora ko'raman yoki boshqa narsa qilaman deydigan bo'lsa, yoki bo'lmasa kimdir uyda bo'ladi, kimdir uyda bo'lmaydi. Undan tashqari ham o'sha davlat tasarrufidagi o'sha katta ishlab chiqarish obyektlarida ham tekshiruvlar ko'p. Kategoriyasi fiziki ham umuman ruxsat bo'lmaydi. Bu boyagi narsa yog'in o'chirish avtomobilini suvsiz keladi degan gap. Qarab qaraysizlar. Davriya ne kadar mı kesin? Oğlum, başka cümlemi eşitken sen. Suskela, dedi, aysızlandı. O şey belkesizden aysızdır manada, o şeyin koşulgansız ki, çünkü o şeyin neyse, eşitken mesela suludur. Mesela o şey, adı etelik, nasıl işletken, de koyun gelmesiniz. Peki ki, bu kaysanlar kusak kutaklı neticesi bilip, şundan ki, siz şu biliyorsunuz ki, bu içinde 2 tonla su, buraya getirin, çıkartın, yakıt olmaz. Ko'p odamlar hali nimasi aniq o'sha hisob-kitobni bilmasdan turib o'zidan bir xulosa chiqarib, fikr chiqaradi-da, qolganlari tarif qilish bo'lib ketadi. Ikkinchisi ham bir nima ish narsani bilmaydigan yoki bu narsaga umuman duch kelmaydigan fuqaro esa unga qo'shilib, azlashib, qajamiy suvsiz kelar ekanda yoki yong'in o'chirish avtomobili suvsiz kelar ekan jumlaga keltirib o'tadi. Yana bitta narsani bilib qo'yaman. Yong'in o'chirish avtomobili yong'in joyiga to'g'ridan-to'g'ri kelib turib, keltirib suv bermasdan,
200 metr, 300 metr, 100 metrdan ham suv olib turib, suv bersa ham u suvsiz keldi deganimiz. Nimagaki? Etigi. Qotta yong'in sodir bo'lyapti, etigi 100 kvadrat. 100 kvadrat joydagi yong'inni ikkita yong'in o'chirish avtomatik. Qancha paytda o'chirish mumkin? Taxminan misol. Kamida 1 soat, 1 yarim soat kerak, to'g'rimi? İçindeki su böyle maksimal 200 mil, 3 mil yeterli. Eğer katta olsa bunların 2'de 3'de sol veririz. Meryem hop 5 mil yeterli değil. 5 mil, 2 kez 5 mil, 5 mil yeterli. 10 mil yeterli. Uçur bu 10 mil tonu. Baştan kaydetten yarıştıranımızı su hapı yerleşmek istedim. Su hapı yeriş için 200 metre, yakın, 200 metre, 300 metrede su var. Doğru mu? Yarıştıranımızı 5 mil, 10 mil, 5 mil yeterli yarıştırıştık. Bu arada su aralığı kaydetken için 15 milini ırttı. Yani da. Hatta 20 metre ötmesin. 15 metre ötü de kaydetten yanı su salcı yaptı. 15 metre içinde katta yukarı temperatürde yandın. Burası da 5 metre su sepkendiği için kaydetten yanıp kaydetten küçük faydalı şikayesini yaptı. Nöbe getirmez. Şunun için, şimdi taktika kullanırdı ki bizim asosiy vazifemiz insanların hayatını kurtarış. Birinci ölçekte. İkide, ahali yaşayışı yüge, belki mesela bir tacayge, katta yağmurla gündüz, ikide yağmurla uçuş aferin çıkardığımızda birinci yağmurla uçuş aferindeki ekipajlar fakat hani kıdırı kutkarı işlerge yollanan, kıdırı kutkarı degen o şey içkilerden odan top gitmedi ama. Bir tekrar iki etti. İkincisi yağmurla uçuş aferindeki onu su bile temirler. Bu arada da 200 metrede su var mı? Sonuç için koçarı varsa su var, doğru mu? Bak birinci yağmurla uçuş aferindeki baratta, su buradan tabağınca baratta koşun tamamı. Katta yağmur böyleydi. Hiç kaçan katta yağmur böyleyken de öyle uçurmaydı. Yağmurun tarkalıyken tamamı. Yağmurun uçuruşun özünün taktikası budur. Yağmur uçurken tamamen, yağmur tarkalıyken tamamen kesişti başladı. Yağmurun tarkalıyken olduğunu anladım. Ün geçe, bitti ona boya maşına, 5 minutta ucu magistral linya tarzıydı. 400 metre geçe, 300-400 metre geçe, her bitti yağmur uçuruşu yaptığına bile su yetkazı bir yer olaydı. Sekundaki 40 litre su aradı. Sekundaki 40 litre su verir. Bitti suğumuz, içine saçadığın şlankamız sekundaki 7 litre su verir katlası, içine 3 yarım litre su verir. Bitti maşadan, misal için, buraya yetkendiğimiz gibi, 4'te katlası oldu, 4'te içine su oldu, su verir. 8'te gece. Şunun için, bitti yağmurluşunu tamamen arıkta koyardı, ikincisini ulap koyup, arıkta su tükeme gelince, benzin, vakta, benzin tükeme gelince, yoksa sana götürme gelince, ekonomisi kayıtsız mı mı teknik olarak da burada transfer vasıtası teknik mi nasıl güzel mi bu mu kalmasa uçkence maşine işliyor. Çünkü şu adamlar kurup için hatta kirada bitti ya onun şahsen kirada da değil de. Ya bunu uçurma yok yani koştun tamamen çıkıp aldın da sekin su saçını aldın attık diyor. İkinci yağmurlar şahsen de umma suyu yok iken kirada arka koyup kiyin tüm geçer dedi miyim büyüğüm gibi ötüp gitti. Televizyonda da ko'p ko'rgan sizlar misol. O'tgan yil shunaqa holatlar. O'tgan yil mana anomal sovuqda Langetada bo'lgan holat. Televizyonga ham chiqdi, ko'rgan bo'lsanglar. O'sha yong'in shaxslarimizlar keldiradi, suv bera olmasdan qarab turdi. Haqiqatan shunaqa holatlar bo'lgan o'tgan yil. Mashinani muzlab qolyapti, nasos. Shuni chiqyapti-da, muzlab qolyapti, nima bo'ladi endi? Ochiq quyvamiz yoki boshqa suv tugab qolyapti. Bor suv olay desa, suv muzlab yotibdi. Ana numara açayım dedik ama sen gidin at açayım dedik. Muzlar ya. Şunun için böyle durmazsan ama da gelmez gerek. İyi. Şimdi ne dedi? Salbi akıbetlerde alıp gelmesi için özümüzde işte hafsızlık bir tanım yaşamış gerek. Savallar var mı yine? Var mı? Hacan var, çilek var. Kul isim oldu. Tamam ama bu için çok tarifler var ya. Yerga qo'ymasdan, kimdir voyaga yetganda qo'ymasdan xaroblash, kimdir suv sochgan paytida aytaydimi, o'sha ushlashdi. Tagida ushlaydigan narsa yo'q, to'g'rimi? Qayta ushlaysiz. Mana bu ushlaysiz. Uzoqqa qarab ushlaysiz. Bir solishtirib ko'ring. Oddiy chelak oling. Chelak olingda, o'sha chelak oling. To'g'ri borishini, qanday to'g'ri borishini, o'sha sochib qo'ying. Prosta eksperimentda qilib ko'ring, to'g'rimi? Sochib ko'ring. Kimlik uzakta var ya, bir kız sokuyun diye. Yani. 5 litre 5 litre sokuyun diye. Kimlik uzakta var ya, kimlik doğru var ya. O yüzden de o yüzden soru izin, o yüzden cevap topu. Şaşı, doğru yönelişi. Bu ayette kaç sıramızda bu ballar ekranı doğru. Şunlar ne? Sağ olun.
savollar yana. Marhamat, aktivroq bo'lishimiz kerak. Hurmatli talabalar, marhamat. Psixologiya savolida juda ham qiyin vaziyat bo'lganmi? Ikkilanib qolgan vaziyatlaringiz bo'lganmi? Birinchi marta odam yonib ketgan odamni olib chiqqan paytda shunaqa bo'lgan edi. Keyin u paytda kursant edim, 2015-yili. O'sha hozir Faqatlarning akademiyasini, o'sha 5-kurs kursantimi. Toshkent shahar, o'sha Yashnobod tumanida nomi sodir bo'ldi. Nomi sodir bo'ldi, ichkarida odam qolib ketdi. Ichkarida odam qolib ketgan, olib chiqish kerak. Eshikni ochaydimiz. U bechora chiqmoqchi bo'lgan. Uyning eshigi ikkita. Bilasizmi? Eski uylarning eshigi bitta. Bittasi ichkariga, bittasi tashqariga. Eshik qanaqa ochish kerak o'zi? Oddiy misol. Tashqariga ochish kerak. Nimaiki? Yomg'ir sodir bo'lgan paytda buz ochasiz. Asli orqaga siljayapsizmi, to'g'rimi? Oddiy qarasiz siz. Shuning uchun biz o'sha binolarni qabul qilishda ham oddiy misol aytaman. Eshik ham qanday qilasizlar deydilar masalan. Bu bekorga emas. Yomg'ir sodir bo'lgan paytda fuqaroning o'zini bari tashqariga yuboradi. Yo bir kalitini qayerdan topadi? Misol kalitlar bitta joyda turganda. O'sha narsa bittasini ochyapti-da, ochib oxiriga yetmasdan o'sha yerda qotib. Ko'taramiz. Qo'lingizda o'sha ust kuyib ketgan qop qora bu bo'lgan. O'sha yer desang, terisidan qo'lingizga yopishib, o'sha go'sh chiqadi. Cho'zib rezinga o'xshab qoladi. Endi qo'lingiz ham aynan vaqt keladigan bo'lsa, unaqa ham bo'ladi. Undan keyin birinchi marta bo'lgan holat aytayotgan. Undan keyin necha marta holatlar bo'ldi? Bo'laklar olib chiqqan paytlar bilmaymiz, misol uchun qarang, bitta Chinozda tuman boshliq o'rinbosari shunaqa holat bo'ldiki, nomi to'g'ri bo'lyapti. Uyda bolasi bilan kelini manita yomsozib uyimni qaytaring tektasdan so'rayapti. Ichkarida hech kim yo'qmi, odam qolib ketmaganmi, boshqa narsa qilmaganmi deyapti. Indamadi. Boram yo'qmi demayapti. Bizdan yo'q bo'lsa kerak. Qolganda so'rayapti, yomi o'sha shekil so'rayapti. O'sha o'chir tarqalishni oldini olib bo'lamiz. Ichkarida adam bor. Ungacha biz o'chirib, dadaloq tepani tushirib, dadaloq qilsak ham, lekin o'sha fuqaroni kerak bo'ladigan bo'lsa, bo'laklarga olib chiqqan paytlar. Shuning uchun bekorga aytaman, birinchi biz insonlarni qayerdan qutqarishimiz kerak. Kirgan paytda sizlar boy bekorga aytgan fuqarolik bo'lishlaringiz, kelgan nomini o'chirish rahbariga to'liq ma'lumot berish kerak. Ichkarida nechta odam bor? Kimlar bor? Tashqariga chiqqandan keyin sizlarga yordamlar shu bo'ladiki, mana misol uchun 50 ta odam bor edi tashqarida. Mana 49 ta turibdi, bitta cho'to yo'q. Buni qidirish kerak. Mana shu narsalarga sizlar yordam berasiz. Vazirlar mahkamasining 89 sonli qarori bor, 2013-yil 28 martda chiqqan ko'ngilli nomon o'chirish drujinasini tuzish. Bunda o'sha qonun tashkilotida ko'ngilli kiriladi. Ko'ngilli nomon o'chirish esa kvartalda 6 oyda bir marta qayta tayyorlanib dars o'tiladi, ular bilan mashg'ulotlar o'tiladi, uni kartochkasi bo'ladi. Uni byuroda bir nusxasi faqatlar yozib bo'limida spiskada turadi. Ishim o'sha narsa. Mana shu narsalarga ko'p tashkilotlarda ko'p ahamiyat berilmaydi. Cheke-cheke qishloqlarda drujina ko'ngilli yonida shu drujina mahallalardan misolni aytaylik. Ana fuqarolarimizni olib turib, aytaylik mana Qashqadaryoni yoki bo'lmasa Surxondaryoni bir chekasida yonini o'chirish anaosi punkti aytaylik 50 kilometr. To'g'ri shuna holatda bo'lib, siz borganingizda u o'chirib, ustiga bo'ladi. Lekin bormasangiz bajarmay kelmaydi. Qani, agar u joyga bitta yonini o'chirish qismini qurib qo'yadigan bo'lsangiz, u joyda bir yilda bir marta yonib bo'ladimi yoki yo'q? Uning uchun nechta odam bor, to'lash kerak. Nechta odam hisoblab olish kerak. U yerda ichimcha o'sha tayyorlasi bo'lsa, har 50 ming kishiga bitta yonini o'chirish aqlan. Bu butun ayrim 50 ming kishiga kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha qo'shimcha narsa azamatimiz qaror chiqqanki, drujina tuzish, ularni o'qitish, ulardan dars mashg'ulotlari o'tish va boshqa narsa. Bunday holat ko'p bo'ladi, ana ichkarida qolib ketadi yoki boshqa bo'ladi. Men masalan ish faoliyatimda birinchi o'sha yomg'ir o'chirish rahbari smena boshlig'idan boshlagan bo'lsam, 2016-yil bitirgan. 3,5 yil mana shu sohada ilmini ishlaganman. Toshkent shahrida nechta yomg'irlarni ko'rdim, o'sha Sergeli tumanida ishlaganman. Sergeli tumanida kimdir biladi yoki bilmaydi. Yog'ochli uylar bor, 400 tadan oshiq. 400 tadan oshiq yog'ochli uylar. Yog'ochli uylarga agar 1 minut kechik boring, agar tomini tepasiga chiqsa, bilasizlar, tomini tepasi oddiy taxta,
üstüden steklavatı yatkızırken bu. Kurup yatıptı. 6-6 yılı kurduyken o şenden yok. Baş tamam buluyor muydu? Eğer tepesi yanına çıkarken bu sefer pom yana bul. Eğer tamı geri yanına çıktı mı pom yana. Şuna pratik yandan ben de tanendere metodik. Hangi gelmiş o şunaka kola bugün ne gelmiş? O şey deri başka yongen. Yongen. Birinci etajda, bilhassa her daim oğlu kırmasında bir reşit köprünün yok taşıydı. Doğru mu? Polun yanı attı, iki de bol asılan bir tayo, şunu da kurtarıp reşitlerini çıkamaydı. Oğlu mamrakasına çıkardı. 3-4 mertte bakırdı, şu böyle kaldırdı. Kuzumu aldı da, hop çıkamadı. Bu yanı uçur şey, uzunu hayatını bakmıyordu. Mesela ben yanı uçur rehber bulurken bu son, orasında 13'te kadın bulurken. Gerek olsa otan patlar adamlarına boyandı. Ularken ben cevap veriyorum başımdan. Bu ara açık desem açık. Lekin olib chiqish jarayonida agar ichkarida qolib ketadigan bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Siz javobgarsiz u xodimga, siz boshqa narsa qilasiz. Shuning uchun rastanovkani bilish kerak. Kimni qayerga buyruq berish kerak? Sen olib chiqmading deb kimni janjal qiladigan bo'lsa, uni olib chiqish iloji yo'q uchun. Haqiqatdan ham olov yonyapti, reshetka qo'yib tashlagan chiqa olmaydi derazadan yoki boshqa narsa qilmaydi. 3 metrga yana yaqinlasha olmaysiz. Voy iskaz, bo'yicha bo'lgan holatlar necha marta bo'lyapti mana shunaqa. Borası yüzde üçte dörtte dumalar yaptı. Borası da, boşkası da. Borası hiç derse kalmış, götür borç kız. Abi yanma gelen hiç derse kalmayın, fakat kırlar yatıp. Kırlar, bunu coyuyor. Savallar var mı yana? Savallar, marhaman. Eğitimle kazıttırken savallarımızı... Savun, halkın cevabı zirkeli var mı? Transport. Avtobusda da çıkmak için de onun için de sağlık sürekli var. Mesela avtobusda yalnız işe gitmek falan diye bir şey yapıyor. Mesela avtobusda yalnız saldırma uyandığınızı bunlar diye merak ettim. Bu konuşmuşum değil mi? Bu konuşmuşum değil mi? Bu konuşmuşum değil mi? Yani bir tanesen doğru şimdi. Evakuatçı yolluyor fakat eşilmez. Dereze hep kırar. Derezeni sındırıp kreş yok ki boşlarsa hep doğru şimdi. O şarkı harapta derezeni hepimizi tüketir üç metre. Nersistan diyor ki boşta kurulur diye mamlaka kuşa gitsin. Kendine sorumlu yoklaması uğradığın nasıl sorulur. Yok ki tepki çıksın. Yani bir tanesi bu. Hakikaten bayağı bu anlası transfer vasıtası yanlış olduğunu da gazli transfer vasıtası. Hakikaten arkasında gaz var, gaz var. Gazı da çıkartırıp, onu diyelim ki de takalım durdu. Kelerde koyarlar, ne için uçurma yapsan, yakınlar var mısın? Şimdi gazı yanıyken nesine olduğu gibi yakın var mısın? Gazın tügesini kütesin. Uzağından soracaksın. Gözünün masrafası var. Maşina transfer vasıtasını yap, masrafı yok o yüzden. Sonuçta Buketuman demişler ya, Buketuman da şuna kadar bugün ki, aslan sesinde kimin hoş? 2017 yok 18 yıl. YouTube'da yani yok olması olur diye başlıyorlar. Kamera var işte. Kamera sen neydi? Bak ona da geliyor. Baş koşuyla boladı. Aslan sesi bozulacak mı oldu? Butkede çünkü bir aşkı söyledim. Butke yon oldu. Yon oldu. Gaz balon. Şu YouTube'da bir trafan gaz balon. Gaz balonu. Olu çıkıyor yon oldu. Yon oldu. Yakın çünkü bol oldu. Hali yetip bolmasından turup portlayalım. Askolkası bitti adamı öldürüldü, bitti adam ayağını ayağını tekrar sonundan kesip yok koyardı. Şuradan derseler vardı yani akşam, işte yakın boramız mümkünmez. Kategori içi köşe yakın boru, uçuruş yok, başka meseleler. İyi uçak transfer postalarda sonra bugün yanımda diye bir kör getirdim. Hadi misal, gazla bıraktılar. Yanımda sadır buldu mu? Misal için, yapıldık şimdi. Gazla bıraktılar, yanımda sadır bugün bekledi, onu birinci uçurdu. Gazla bıraktılar, tartıp çıkış ilacını konuşuyor. Bekor gibi gazlar katırlarda, yok yok mesela hafta bazalarda, başka yerlerde kattık Josketros dedi, 3 metrelik Josketros koydu. Demek ki 3 metrelik, yakın bulması için. Şu tartıp taş karıya açık taşıp, keyin açık olamış. Doğru taş yan erken mesela, yan taraftaki binayı çöktü ki, yok ki başka transfer basası ki zarar yetkizmeyen halette uçuruşu teşkil etmiş. Çınarlı mıydılar? Sağolun var mı yani? Tak, sağolların bulması, amca Baraka'yı kattara bahsettiğiniz bana bu taşkılat olan Fakülatta Vaziyetler Vazirliği'ye
kubre tuman bölümümüz bilen, kadınlarımız bilen, bölümsüz biz işlerle aldık, var ya biz. Aldığım sefer, yani biz gördüğümüz yok. Bir gün ben bunu yoldurmadım. Bunu yani bir okup çıksaydı, iskazı boyunca, direktör Mosulman'a kaldı bugün yoldurlar, kanne kolatı boyunca, bu hakikaten material. Kuru çıktı mı, tanışsaydı, arkadaşlarım ziyan kılıydı. Fakat her bölgeyi taşı olmadı. Albatta bunu taşıyıp hani ben kimlerde de kuratsız iniyor. Kuratla bu geldi ama bu sefer taşı olarak başka bir sefer alacak. Albatta bunu iyi bir var dersinde yatakını olsa yatakını oturuş gerek oldu. Her bunu oturuş gerek. Bu istetme materyalı bu kadar gerekli. Demek şuna kadar halatlardan agah buluştu çakır yaptı bunu. İskazlar, yangın, hapsızlıklar. Teşekkür yıllar kılamız. Bana bugün kegel Erkan'ımızda kegel acayip maruza buldu. Sebena Fren'in adayı buldu. Şu cümleden şunu taşkınlaştık. İsa Koşkan, Taşkın Devlet Agrar Üniversitesi Bukhara ve Mihat Muavuzası mühendisleri bunu alarak bir yapmaya teşekkür bildiriyoruz. Bana gelecekte kulağı alırsa yakın günler içinde köşe diyen ameli maksulatlar bulan bu ders cereyanını taşın kılığımız. Kaç amacına kadar ders cereyanları köp taşın kılığından olsa hamkarlıkta şunçalık hafsızlığımız saklanan bulan. Yetibarlığın için rahmet, avcı parakayı yaratıp da bunu taşın bildiriyoruz. Rahmet.